Yemen'in başkentinde cuma namazından sonra binlerce kişi devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e istifası karşılığında verilen dokunulmazlık hakkını protesto etmek için sokaklara döküldü. Anlaşmada karşı olduğumuz madde Körfez İşbirliği Konseyi'nin Salih'e tanıdığı yargıdan muaf olma hakkı. Bunu istemiyoruz. Bu hak Salih'in elinden alınıncaya kadar protestolar sürecek. Sana'da Salih'e destek veren gösteriler de düzenleniyor. Yerel medyaya göre güvenlik güçleriyle ordudan ayrılan askerler arasında çatışma çıktı. Devlet Başkanı Salih'in geçtiğimiz çarşamba imzaladığı anlaşma 30 gün içinde görevden ayrılmasını ve yetkilerini yardımcısına devretmesini öngörüyor. Anlaşmayı hazırlayan Körfez İşbirliği Konseyi bu gelişmeyi büyük bir ilerleme sayıyor. Ancak IHS Global Insight Düşünce Kuruluşu'ndan Gala Riani'ye göre anlaşmayla ilgili birçok soru işareti var. Sorunlardan biri elbette ki Salih'in ismen devlet başkanı olarak kalması. Sana'da 5 kişi çatışmalarda öldü. Bundan hemen sonra devlet başkanı Salih olayı kınayan ve soruşturma açılacağını bildiren bir açıklama yaptı. Bu durum Salih'in nasıl bir güç ve yetkiye sahip olduğu ile ilgili soruları akla getiriyor. Salih'in anlaşmayı imzalamasını televizyonda izleyen binlerce protestocu sokaklara döküldü. Ancak Riani birçok güçlü kurumun Salih'e sadık kaldığını söylüyor. Salih siyasete karışmak için oğlunun başında olduğu Cumhuriyet muhafızları dahil bu kurumları kullanacak mı sorusu soruluyor. Batılı ülkeler Yemen'deki olayları yakından izliyor. 2 yıl önce Noel günü Northwest Hava Yolları'na ait Detroit uçağını bombalamaya çalışan Ömer Faruk Abdülmuttalip'in Yemen'de eğitim aldığı tahmin ediliyor. Amerika Yemen'deki El-Kaide hedeflerine düzenli olarak insansız uçaklarla saldırıyor. Eylül ayındaki saldırıda Amerika'nın El-Kaide'nin propagandacısı olmakla suçladığı Enver El-Evlaki öldürülmüştü. Amerika bile artık Yemen'le çok uğraşmak istemiyor. Amerika'nın Yemen'de istediği işbirliği yapabileceği siyasi bir liderlik oluşması. Salih zamanında bu ilişki kurulmuştu. Amerika şimdi de kendisiyle işbirliğine istekli, terörle mücadele operasyonlarına izin verecek yeni bir lider istiyor. Riani, Arap Yarımadası'nda El-Kaide gibi terör örgütlerinin daha fazla destek toplamak için Yemen'deki siyasi bölünmeleri istismar etmek isteyeceğini söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.